Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Bu sistem hareketlerimizi sorumsuz, koordineli ve dengeli bir şekilde yapabilmemizi sağlar. Bu kızınızın MR'ı. Bu da normal bir beyin MR'ı. Lütfen ikisini karşılaştırın. Sanırım burada beyinciğin küçülmekte olduğunu görebilirsiniz. Bir nedenden ötürü beyincik içindeki sinir hücreleri dejenere oluyor. Ve bunun sonucunda da beyincik küçülüyor. Bu bölgedeki hücre kaybını görebilirsiniz. Başlangıçta fark edilebilir belirtiler olmayabilir. Ama dengesiz bir şekilde yürümeye başlayacak. Bu aşamada düşme ihtimali artacak. Nesnelerle arasındaki mesafeyi ayarlamada zorluk çekmeye başlayacak. Daha sonra koordinasyonu bozulacak. Bu hastalık neden beni seçti? Düzgün yazamayacak. Bir aşamadan sonra konuşması da etkilenecek. Anne. Yaşamaktaki amacım nedir? Kızınız maalesef. Ne zaman gelecek hakkında düşünsem gözlerimden yaşlar boşalıyor. Anne, ben evlenebilecek miyim? Cihan. Hazırım baba, geliyorum. Elif, Deniz. Hadi bakalım ablanıza bir şans ver, gücü verin. Giriş belgen, kimliğin. Her şey tamam anneciğim. Anne, bu çok güzel. Şans getirsin benim güzel kızıma. Sen bunca vakit bunu saklamayı nasıl başardın bizden? Biz ki senin her çekmeceni, her sandığını avucumuzun içi gibi biliyoruz. Benim de bu evde gizli saklı köşelerim var elbet. Hadi hayatım, çıkalım mı? Ayakkabılarımı giyeyim. Ben ablama sihirli tokamı vereceğim. Ah benim güzel prensesim. Oh, çok teşekkür ederim. Ben o zaman bunu hemen saçıma takayım. Hadi. İyi şanslar. Sağ ol. Hadi. Başarılar ablacığım. Sağ ol. Hadi çıkalım artık. Bir sürü insan girecek bugün sınava. Belki trafik falan olur. Bu şans benim güzel kızım. Teşekkür ederim anneciğim. Merak etme hayatım. Merak etme. Hı.
Arkadaş olur da bu kadar mı olur ya? Bu trafik değil, bu başka bir şey. Baba 20 dakika var sınavın başlamasına, yetişebilecek miyiz? Yetişiriz şampiyon, merak etme, yetişiriz. Okul zaten şurası. Yani şu trafik bir açılsa 10 dakikaya oradayız. Ya birader pardon. Neymiş mesele, niye yürümüyor trafik? Ya abi hafriyat kamyonu devrilmiş, birkaç saat buradayız net yani. Ne diyorsun ya? Vallahi öyle. Baba ben gidiyorum. Nereye? Cihan dur. Kızım dur. Cihan. Cihan. Sınav giriş belgeni unuttuk kızım. Hadi bol şans. Çıkışta bekleyeceğim. Dikkatli koş. Buraya kadarmış. İyi misin? Gel. Ben teşekkür ederim. Bacağın çok kanıyor. Bir peçete falan koy istersen. Çok yanıyorsa bir doktora falan mı? Hadi atla. Ya ne bakıyorsun bak, birazdan uyanamazsan geç kalacaksın. Beni bırakacak mısın gerçekten? Benim okulum çok yakın zaten, çok teşekkür ederim. Elinizi yalayın okulu. Biliyorum, benim sınav yerim de aynı. Dur. Falan yok, bir şey olmak istemiyorum. Olma, merak ettiğim bir şey de mi yok, onu okursun. Sonra? Sonra ne bileyim, sıkılana kadar oku işte. Çocuklar, hadi çabuk, kapılar kapanacak, geç kalıyorsunuz. Hadi bak, zaten yağmur yağıyor. Seni mahvedecek güzel havalar da yoksun ama giriver işte, hadi. Hadi çocuğum, hadi. Kesir kimse almaz. Hadi oğlum. Hadi. Arkadaşlar.
Zeynel amca, bunları alman lazım. İlaçlarını almıyor musun uyutuyor diye? Uyutsun ne olacak? Uyanınca rahat etmiyor musun? Sen ona bak. Hem bu ilaçları alırsan ellerini de çok rahat kullanırsın. Sağ ol. Sen de sağ ol. Zeynel amca, dediklerimizi yap ki bir dahaki geldiğimizde daha iyi görelim seni, tamam mı? Hadi. Ben sizi geçireyim. Tamam. Sen babanla ilgilen, biz gideriz. Ayağınıza sağlık. Senin Allah de. Razı olsun. Alo, nasıl? İyi mi? Morali nasıl? Ay, iyi geçmediyse üzülmemesi gerektiğini söyledin mi? Aç mı? Ne yemek yemek istediğini söyledin mi? Ah, tamam. Anladım. Senin bu ahiret sorularına ne söyledi desem böyle hop diye rahatlayıp zıp diye kapadın o telefonu çok merak ediyorum. Islık çaldı. Vay, çok seksi. Demek ki aranızda böyle şüpheli ıslıklaşmalar filan. Sınavımız bitti ya. Geç dalgana bakalım. Babacığım merak etme. Tamam şampiyon olsun. Cihan! 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 Ben de! Ay kankiciğim ne yaptın? Nasıl geçti sınav? Ay öldüm meraktan. Telefon da yok yanımda, arayamıyorum bir türlü. İyi geçti, iyi geçti merak etme. Seninki nasıldı? İyiydi benimki de. De kızım. Kızım sana ne oldu? Önemli bir şey değil ya. Düştüm sadece. Çok uzun hikaye. Gel içeride anlatayım. Ay nasıl ya? Yani bayağı süper kahraman gibi bir şey yani. Hande abartma istersen. Bisikletiyle okula bıraktı o kadar. Okula bırakmasa sınava yetişemiyormuşsun ama. Bir şey diyeceğim. Nasıl biriydi? Boyu posu falan nasıldı? Kasları var mıydı? Ayakkabıları güzel miydi? Yani tuhaf bir çocuktu işte. Tuhaf. Adı neymiş peki? Adını sormadım desem? Yok artık derim. Ya nasıl adını sormadın kızım ya? Hande sınava zor yetiştim diyorum. Adını sormaya vakit mi vardı sence? Bisiklet ha? Hande. Bisiklet değil o Hande. Için. Mahir. Hoş geldin oğlum. Nasıl geçti sınav? Sınava girdiğimden eminsin yani. Ne demek sınava girdiğimden eminsin yani? Fena değildi. Fena değildi ne demek? Hangi tıp fakültesi gelir gibi? Tıp fakültesi tercihlere yazmayınca gelmiyor benim bildiğim kadarıyla. Bana bak. Eğer karşımda doğru dürüst bir adam gibi davranmayacaksan... Çekip gideyim mi? Olur. İnanılmaz hafifledim. Yiyip yiyip hafiflemek de. Ya onu demiyorum be. Şu sınav bitti ya. Böyle üstümden kocaman bir yük kalktı. Kızım farkında mısın? Artık üniversiteliyiz. Daha kazanmadık canım. Kazandık canım. Sen o kadar eminsin yani kazandığımıza. Evet. Cihan heyecanlıyım da. Böyle hayal kurmadan edemiyorum biliyor musun? Ya düşünsene bak şu basket, okul, ev üçgeninden zırt diye çıkıvereceğiz. Sonra yeni ortamlar, yeni insanlar. İçimden bir ses diyor ki böyle her şey çok güzel olacak. Çok, çok, çok. Ben baskete devam edeceğim. Sen baskete devam edeceksin tabii. Senin Ali'n var orada. Hatta sen şimdi gider üniversite tercihlerine de Ali'nin üniversitesini yazarsın. Ha, Hande, saçmalamaz mısın? Ben bir kere o üniversiteyi kendim için yazacağım. Hı hı, tabii kendin için yazacaksın canım. Ali falan asla umurunda değil yoksa değil mi? Ya Hande ya. Ne? Ya
ya kızım böyle platonik takılmaya devam mı edeceksin? Ya kaç sene oldu bak takıma girdiğimiz ilk günden beri. Bakıyorum 1, 2, 3 sene olmuş işte. Hem senin Ali'ye aşık olduğunu bilmeyen mi var? Ben biliyorum. Başkasını bilmem. Nasıl? Ne zamandır? Benim kızım utandı mı? Anne. Ne var bunda? Üniversiteli oluyorsunuz. Aşık da olacaksınız, sevgiliniz de olacak. Normali bu. Güzel zamanlar bunlar, tadını çıkarın. Utanmayın, sıkılmayın. Özellikle de benden. Ben bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum. Annelerin şahanesi. Oo. Canım kızım benim. Hadi ben gideyim size biraz daha konuşun. Ama sizden bir söz istiyorum ben. Bundan sonra bütün gelişmelerden önce benim haberim olacak. Söz. Söz. Söz anne. Aldım sözümü. Diyeceğim. O neydi öyle? Rüya mıydı, şaka mıydı? Bana mı öyle geldi? Kızım, üniversiteli olmanın nimetleri diyesim geliyor. Başka da bir şey demiyorum. Üniversiteliysek eğer, umarım kazanmışızdır. Hande, benim mideme kramplar geliyor. Biz nasıl bekleyeceğiz sonuçların açıklanmasını? Diye baktım. Elif ne sinirsin ya? Kendimdeyim evet, ben gayet kendimdeyim. Az sonra hayatımı etkileyecek bir sonuç öğreneceğim müsaade edersen. Etmezsem. Yani bir saat sonra öğrensen mesela puan mı kıracaklar? 2 saat sonra öğrendin burs yok. 3 saat sonra öğrendin ölebilirsin zaten, sınavın iptal edildi. Biz oldu mu sınav sonucu? Olmadı ablacığım, bekliyorum hala. Çekiyoruz. Gel 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 gel. Geç kalan dışarıda kalır. Ay geliyorum. Hadi abla. Hayatım. Baba ciddi misin? Hadi hayatım gel. Ablanın okuldaki ilk günü. Anne hadi. Geldi. Gülsün herkes. Cihan'ın üniversitedeki ilk günü. Günaydın herkese. Günaydın. İlk gün fotosu mu? Nereden bildin? Verim verim, ben sizi çekeyim. Hadi sen de gel selfie çekelim hep beraber. Öyle bir kol şu an hiçbirimizde yok canım. Geç. Hadi geçin şöyle. Edoş, gül birazcık hadi. Gülsün herkes. Gel. Çekiyorum, gülümseyin. Çektim. Bakayım nasıl oldu? Olmuş mu? Olmuş.
süper. Aa, çok tatlı. Hadi Elif, Deniz geç kalıyorsunuz okula hadi. Hadi bakalım. Ben bu dişi bırakırım. Çok ya. Güzel olmuşsun. Sayende. Teşekkür ederim. Şampiyon. Çocuklar dikkatli. Bol şans. Sağ ol baba. Güzel kızım benim. Artık yolun uzun. Tabii sen dikkatli bin. Dikkatli in. Telaş etme sakın. Merak etme anneciğim. Sen bana bir öpücük ver, ben gerisini hallederim. Oh. Oh. Görüşürüz. Hadi bakalım, bol şans. İlk gün heyecanından mıdır nedir, elim ayağıma dolaştı. Dikkatli ol kızım. Uzadım sanki. Sen bir boy attın sanki. Ali'yi görmek için boyun uzamış olmasın? Neyse merak etme artık. Bol bol görürsün Ali'ni. Burası. İyi bari kuyruk uzun değilmiş. Evet de hiç sıra ilerlemiyor gibi sanki. Eksik bu. Nesi eksik? İmzası yok. Var burada imzası. O senin imzan. Mediko'ya da imzalatman gerekli. Ya öğle tatilinde nereden bulacağım ben imza çek insanı? Kuralları ben koymuyorum. Sıradaki. Hande, ben tanıyorum bu çocuğu. Nereden? Selam. Şu an görmek istediğim en son insan sensin. Aa, niye? Ya sen açtın bu işleri başıma. Yok imzasıydı, yok öğrenci işleriydi, bilmem ne. Hangi bölümü kazandın? Veterinerlik. Tabii kimliğimi alabilirsin. Ha, o kadar da zor değil. Bak, bu evrakları teslim edeceksin. Ondan önce de Mediko'ya imzalatacaksın. Bu kadar. Siyah kalemin var mı? Var. Versene. Arkanda. O kadar da zor değilmiş, değil mi? Tabii, hiç zor değilmiş. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bizi tanıştırmayacak mısın? Hande...
Mahir. Ben de Cihan. Çok memnun oldum ve tekrar teşekkür ederim. Şey, hani de Mahir beni okula yetiştiren... Ha, bisikletli. Ha, tamam. Ya sana biz çok teşekkür ederiz. Şey, çok yardım etmişsin sen Cihan'a o gün. Yani sen olmasan sınava yetişemeyecekmiş kız. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek az. Sağ ol, bana it. Aa, deli. Deli mi değil mi bilmiyorum ama manyak cool çocukmuş ya. Merhabalar. Neye ne diyorum? Kızım az önce çağıracağımın orada ne dedim ben sana? Didem'in bebeğine bir hayırlı olsuna gidelim bu akşam demedim mi? Dedin değil mi? Dedim. Ben gelmesem sonra uğrarım, böyle hiç havamda değilim. Ay görüyorum. Nereden geliyor bu kara bulutlar sana? Evde bir şey mi oldu yoksa? Gerçi sizin ev aşk yuvası, orada kolay kolay bir şey olmaz ama. Cihan. Böyle çok fazla lafa söze dökmek istemiyorum ama belki de kuruntu ediyorum, bilmiyorum. Çok sakar Suna. Sürekli bir şeyler düşürüyor elinden. Tökezliyor, sendeliyor, düşüyor. Bilmiyorum. Yani böyle beyninde bir şey... Ay Allah korusun. Sen kuruntu yapıyorsun bence. De yine de istersen bir doktora götür. Yani bir şey olacağından değil ama hani için rahatlasın diye. Yani ben de öyle düşünüyorum da sırf kendimi rahatlatmak için kızı doktorlara sürükleyeceğim. Belki de endişe ediyorum, bilmiyorum. Kızım, endişe anneliğin diğer adı zaten. Bir şey diyeceğim. Ben var ya, bütün kulüplere girip bütün partilere gideceğim. Bak, cumadan başlasam pazartesiye kadar hepsine gitmiş olurum diye düşünüyorum. Sen de taktın partilere. Ne? Daha dur, okul kulüplerine gireceğiz. Oradaki çocuklarla tanışacağız. Oho! Ay, çok heyecanlıyım ya. Bak. Bak. Kim geliyor bak. Ali geliyor. Ali geliyor. Ali geliyor, bak bak. Ali geliyor. Ali geliyor. Vay 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 vay. Bizim kızlar üniversiteli olmuş. Var mı ihtiyaç? Oryantasyon tamam mı? Tamam, yani hallediyoruz. Bir şekilde buluyoruz yolumuzu. Alışırsınız, alışırsınız. Bir şeye ihtiyaç olur, bir sıkıntı falan. Halledeyim tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Ha. Bu arada kızlar, benim telefon var mı sizde? Ha, yok. Bende de yok. Halledeyim. Ali. Tamam, geliyorum. Çaldır. Ben de seni kaydedeyim. Çaldır, çaldır, çaldır. Hemen çaldır. Hande, ellerim titriyor. Tuşlara basabilsem. Hande, bütün bunlar oldu mu gerçekten? Oldu canım. Artık istediğin zaman Ali'ciğine ayo diyebilirsin. Çaldı mı? Çaldı. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu arkadaş da pek bir havalıymış Ali'ye seslenen. Değil mi? Böyle bir giyim, kuşam, boy, poz. Hepsi yerindeydi vallahi. Hmm. Saç kesimi de pek hoşmuş değil mi? Aynen. Oğlum yavaş. Daha 3 dakikası var. Bu arada sana da merhaba oğlum. 3 mü? Baba ben 3 dakika bekleyemem. Her an gelebilir. O zaman peynirliğe razı olacaksın. Koçu. Ama kıymalı beni çağırıyor. Şansımı denemeye karar verdim. Allah'ım ne olur trafik olsun. Ben geldim. Hoş geldin. Sen de şansına küs. Uf ya. Böreğini mi yiyemedin sen? Yani şu kuralları biraz gevşetin. Söz, akşam karnım ağrı olsa bile yiyeceğim.
Bir porsiyon kıymalı börek yiyemez miyim? Yarım. Yes. Önce ellerini yıka. Ben ne yapayım aşkım? Aşkım sen börekleri çıkar lütfen. Tata! Nasıl olmuşum? Saçların? Çok güzel olmuşsun. Hiç söylememiştin. Evet, aniden karar verdim. Ne zaman uzar bu saçlar? Birsen ablam mı kesti? Hı hı. Bayağı kesmiş. Özlemeyecek misin o uzun saçlarını? Bilmiyorum ama hayatımın sonuna kadar uzun saçlı kalamazdım herhalde. Baba, hani o geçen akşam izlediğimiz filmdeki kadına benzememiş miyim? Evet ya, aynen. Ben de kızım kime benzemiş diyordum. Ben ismimi değiştirip geliyorum. Allah'ım nasıl kıydı o saçları ya? Bilmiyorum. Sanki birisi kızımızı çalmış gibi hissediyorum. Başka biri gibi olmuş değil mi? Aşkım doğru söyle, haberin var mıydı? Yani sana sordum mu saçlarını kestirmeden? Niye sorsun ki bana canım? Kocaman kız oldu. Hem sen demiyor muydun? Bir elden uğraştık büyütmek için. Kocaman kız oldu işte, büyüdü. Anne, ablamın saçları ne güzel olmuş değil mi? Yok ya, hiç heveslenme benim kudim. Hiç heveslenme. Senin o güzelim saçlarını asla kestirmeyeceğim ben. Rapunzel gibi uzatacağız bunları. Rapunzel olacağım ben, Rapunzel. Odaya da gitleyecek misin kızlarını? Vallahi hiç fena fikir gibi durmuyor şu anda. Heyecanlı bir gündü. Ama çok yorulmuşum. Ah, ben demedim mi güzel kızım? Büyüyeceksin, kocaman olacaksın, üniversitelere başlayacaksın. Ah. Ay. Hadi gel saçını ben tarayım. Sahiden mi? Çocukluğumdaki gibi. Saç da kalmamış. Yakışmamış mı ama? Çok güzel olmuş. Anne. Anneannem arıyor. Efendim anne. Hı, yatmaya hazırlanıyor. Evet, yorulmuş bugün. Okulun ilk günüydü. Biliyorum ilk gün olduğunu. O sebeple aradım zaten. Başarılar ve sebat dilemek için. Malum. Üniversiteye girmek kâfi değil. Marifet mezun olabilmek de. Bilmem anlatabiliyor muyum? Gayet güzel anlattın anne. Bana söylemek istediklerini söylediğine göre Cihan'a verebilirim. Alo. Alo canım. Nasılsın? İyiyim anneanneciğim. Sen nasılsın? İyiyim. Nasıl geçti ilk günün? Güzel geçti işte. İlk gündü bugün. Zaten Hande de aynı okuldayız, beraberiz Hande'yle. Bu kadın beni kesin deli etmeye çalışıyor. Kim? Annenle mi konuştun? Cihan'a başarılar dilemek istemişmiş. Bütün derdi benimle de işte. Gülme lütfen, sinirlerim çok bozuk. Sen ne dedin? Hiçbir şey diyemedim. Cihan yanımdaydı. Gerilir, üzülür diye. İçimde tuttum, hepsi şuramda kaldı. İnşallah anlamamıştır bir şey. Anlamış mıdır? Aşkım bir şey olmaz. Tanımıyor musun sanki anneannesini? Gel buraya. Çocuk değil ki Cihan. Kocaman kız. Ne zaman kocaman ettik biz onu? Daha dün gibi o küçücük halleri. Ben çok özlüyorum onun küçük hallerini. Özlüyorsun. Hı hı.
Daha büyütecek çok çocuğumuz var. Tabii yetmediyse bir tane daha yaparız. Olmadı bir tane daha. Sonra bir tane daha. Birini üniversiteye yolladıkça yeni bir tane daha. Üniversite dedin de Cihan ne kadar heyecanlı değil mi? Yeni bir hayat, yeni arkadaşlar, sınavlar, ödevler. Ay, içim sıkıldı bir anda düşününce şimdi. O günlere gittin mi ondan? Hangisi daha korkutucuydu? Üniversiteyi kazanıp girebilmek mi? Üniversiteden ayrılmak mı? Ama benim üniversiteden ayrılmak için çok iyi bir sebebim vardı. Şu yanımda sere serpe yatan yakışıklı. Senin sebebini sevsinler. Seviyorlar zaten. Şu saçını başını. Çantanı hazırla, okula geç kalıyorsun. Bir dakikalık iş anne. Ha, sanki baloya gidiyor okula değil de. Ben çıkıyorum. Bak, ablan senden sonra uyandı, senden önce çıkıyor. Ben ablam değilim çünkü. Kötü çocuğum ben. Hadi. Tamam. Günaydın Ayşer Hanım. Pişiyor börekleriniz. Ya bir 10 dakika hazır olur. Ben getireceğim zaten. 5 demişti, evet. Tamamdır, iyi günler. Ah. Şampiyon günaydın. Babacığım kolay gelsin. Sıcak börek çıkıyordu. Geç kaldım, otobüsü kaçıracağım. Hadi fırla koş o zaman. Hastaneye hadi. Ben götürürüm. Ha? Ben götürürüm. Bak, bir şey misin? Yok bir şey, yok bir şey. Ben de geliyorum. Yok, sen siparişleri hallet. Tamam, mutlaka haber ver bana. Tamam. Gel. Benim güzel kızım nazar değdi ya. Yok bir şey, hiçbir şey yok. Şampiyon. Aşkım mutlaka haber ver. Tamam. Çok geçmiş olsun. Ara mutlaka. Acele etme kızım. Ah, Mahir, hoş geldin. Gel. Otursana. Oturmama diyecek kadar uzun kalırım, imemin değilim. Önce niye çağırdığını bir duysam. Otur hadi. Bir şey içer misin? Çay, kahve? Sana güzel bir haberim var. Tıbba kaydını hala yaptırabiliriz. Dekanla konuştum. Ek kontenjan açılıyormuş. Bizim için de bir ayrıcalık yapacaklar. Güzel vermiş cidden. Tabii tıp okumak isteseydim ama istemiyorum, senin de gayet iyi bildiğin gibi. Ne istiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Umurunda mı?
Bu şımarık tavırlar, baş kaldırmalar. Kimsenin eline geçmeyecek bir fırsatı tepiyorsun şu an. Geleceğini mahvediyorsun. Ama ben buna izin vermeyeceğim. Gerekli evraklar bunlar. Bunları tamamlayıp yarın yanıma gel. Seni asıl çıldırtan ne biliyor musun? Benim oğlum da doktor diyemeyecek olman ama üzgünüm diyemeyeceksin. Düştüm yine. Çene üstü düşmek de ayrı bir başarı yalnız. Sorma. Çok sıkıldım kendimden. Sen ne yapıyorsun burada? Ben ölüyorum ya. Ne? Sen de ölüyorsun. Hepimiz her gün biraz daha yaklaşmıyoruz ölüme. Ne acayip şaka bu. Sen ne uyuzsun ya. Ben ölüyorum deyince birden... Ne oldu, çok mu üzüldün? Evet Mahir. Normal insanlar böyle şeyler duyunca üzülürler, tamam mı? Tamam. Sistem çok yavaş bugün. Reçeteyi buradan yazmam gerekiyor, sizi bekleteceğim. Önemli değil. Bir şey sorabilir miyim size? Buyurun, dinliyorum. Kızım düşerken ellerini hiç kullanmamış. Yani hepimiz düştüğümüzde önce ellerimizi kullanırız ya herhalde kendimizi korumak için. Evet. Cihan'ın ellerinde ne bir çizik var ne bir şey. Ben sizi nöroloji servisine yönlendireyim. Acilden doktor Yeşim, size bir hasta yönlendiriyorum. Sen baban gibi doktor olmak istemedin yani. Hiçbir şey olmak istemedim. Zaten ne geldiyse senin yüzünden geldi başıma. Şimdi de derse yetişmem gerekiyor mesela. Saçlar güzel olmuş. Sağ olsun. Kim o? Ali miydi yoksa? O mu? Hı. Aman Allah korusun, çatlağın teki o. Okuldan bir çocuk işte. Tamam mıyız, gidiyor muyuz? Aslında gidebiliriz. Ama acaba gelmişken diyorum sana kısa yoldan bir check-up yaptırsak mı? Sağlıkçı olduğumu söyleyince doktor da böyle azıcık bir torpil yaptı. Fırsat bu fırsat. Hı, ne dersin? Olur. Dersi kaçırdım zaten. Şimdi gözlerinle parmağımı takip et. Başını oynatmadan sadece gözlerinle. Güzel. Şimdi sağ işaret parmağınla parmağımın ucuna dokun. Şimdi burnuna. Tekrar parmağımı. Burnun ucuna, tekrar parmağıma. Şimdi yine aynı parmağınla parmağıma dokun. Burnuna, tekrar. Tekrar. Bir daha. Güzel. Gel. Sizden bir MR isteyeceğim. Thank you.
Gençlerde bazen beyincik sinirlerinde böyle küçük problemler görülebiliyor. Biz yine de her ihtimale karşı bir MR çekelim, olur mu? Koridorda hemşire size yardımcı olur. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim, geçmiş olsun. Etme. Temiz bir kesik dedi doktor. Kötü değil yani. İki tane dikiş atıldı sadece. Biz kalmaz inşallah. Eğer kalırsa çok kötü bir an olacak Cihan için. Onu bilmiyorum ama. Doktor bir merhem, bir pomat falan verseydi iz kalmaması için ya. Sorarım Muzo. Bir şey söylemek istiyorum aslında. Söyle aşkım. Ah, kapatıyorum. Eve gelince konuşuruz. Tamam. Çok öp şampiyonum benim için. Tamam. Sonuçlar yarın çıkacak dediler, haber vereceklermiş. Ne güzel o zaman. Nasıl benim güzel kızım? İyiyim. Anne, doktorun MR istemesi normal mi? Normal tabii. Her ihtimale karşı dedi ya, iyi olduğundan emin olmak istiyor. İyiyim ama ben. Herkesten istiyorlar mı böyle? Çok sıkıcı bir alet çünkü. Aslında çok kolaylık sağlayan bir alet. Şöyle düşün. İçi dolu ama kapalı bir kutu. Açmıyorlar. İçinde ne var ne yok anlıyorlar. Yapma ya. Her şeyi mi? Aklımdan geçenleri falan. Hı hı. Her şeyi. Beğendiğin çocukları, kalbini hoplatanları, artık o kutunun içinde ne varsa. Bana söylemeyelim o zaman. Söylemeyelim. Kalacak mıymış peki, sordun mu? Sormadım ya vallahi. Bittiğine o kadar sevindim ki. Ama iz kalsa da burası belli olmaz herhalde. Ya var ya, bir daha yanından ayrılmayacağım ha. Bıraktığım anda düşüyorsun. Tamam. Sen beni hiç bırakma Handiş. Aslında var ya, olabilir de biliyor musun? Yani bundan sonra hep beraber yaşayabiliriz. Nasıl olacakmış o? Ya kızım, hep böyle hayal kuruyorduk ya, işte üniversiteye gidersek birlikte eve çıkarız diye. Ben bir tane ev buldum. Ve şahane, o kadar güzel ki. Ayrıca okulun dibinde. Normalde orada 4 tane kız kalıyormuş. Bir tanesi mezun olmuş, bir tanesi de evlenmiş. Evlenmiş. Hı hı. Okurken. Yok artık. Ay aman neyse işte. Yani evde 2 kişilik boş yer var. Yani bir oda boş ama ikimiz kalabiliriz. Bir de sordum, 450 liraymış kişi başı. İyiymiş. Deli misin? Çok iyi. Ama bende henüz öyle bir para yok farkındaysan. Ya çalışırsın. Ne var? Bulursun bir iş. Evet aslında ya. Haftada 3 gün çalışsam. Garsonluk falan. Ama işte önce annemle babamı ikna etmem lazım. Babam biraz daha kolay da. Annem... Ya geçen gün Figen teyze bize demiyor muydu, siz artık büyüdünüz, kocaman kız oldunuz, genç kız oldunuz falan diye. Al sana büyümek işte. Evet ya. Tamam, deneyeceğim şansımı. Oley! Çok güzel. Efendim? Figen Hanım, ben Doktor Onur Bayram. Buyurun Onur Bey. Kızınızın MR sonuçları çıktı.
Ne kadar çabuk. Yarın çıkacak demişlerdi. Evet, ben biraz hızlandırdım. Hastaneye gelebilir misiniz? Ve mümkünse eşinizle birlikte gelin lütfen. Telefonda söylenmeyecek bir şey mi var? Siz gelin öyle konuşalım. Bekliyorum. Önemi yok. Ben sağlıkçıyım. Daha da önemlisi anneyim. Oturun lütfen. Nesi var Cihan'ın? Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Bu sistem hareketlerimizi sorumsuz, koordineli ve dengeli bir şekilde yapabilmemizi sağlar. Bu Cihan'ın MR'ı. Bu da normal bir beyin MR'ı. İkisini karşılaştırın lütfen. Sanırım burada beyinciğin küçülmekte olduğunu görebileceksiniz. Bir nedenden ötürü beyincik içindeki sinir hücreleri dejenere oluyor. Ve bunun sonucunda da beyincik küçülüyor. Şu bölgedeki hücre kaybını görebilirsiniz. Hücre kaybı mı? Başlangıçta fark edilebilir belirtiler olmayabilir. Ama dengesiz bir şekilde yürümeye başlayacak. Bu aşamada düşme ihtimali artacak. Nesnelerle arasındaki mesafeyi ayarlamada zorluk çekmeye başlayacak. Daha sonra koordinasyonu bozulacak. Düzgün yazamayacak. Bir aşamadan sonra konuşması da etkilenecek. Tedavi? İlaç. Ameliyat mı? Zor bir ameliyat mı? Maalesef bu hastalığın bilinen bir tedavisi yok. Ameliyat da çözülecek bir şey de değil. Ancak bulguları hafifletmeye yönelik bazı tedaviler var. Tüm bu anlattıklarım ve bahsi geçen dejenerasyon zaman içinde bir çöküşe neden olacaktır. Ve kızımız maalesef. Ama benim kızım daha 18 yaşına bile basmadı. Bu hastalığın bilinen bir tedavisi yok. Dengesiz bir şekilde yürümeye başlayacak. Koordinasyonu bozulacak. Düzgün yazamayacak.
Bir aşamadan sonra konuşması da etkilenecek. Ben böreyim kızımın saçını. Sakin mi? Çocukluğumdaki gibi. Üniversiteli oluyorsunuz. Aşık da olacaksınız, sevgiliniz de olacak. Kızınız maalesef. Kızım. Babacığım. Ne ara geldin sen? Bak ya, inanmıyorum. Sen hastaneden geldin, bir de bu halde temizlik mi yaptın? Oy benim çenesi dikişli çalışkan emekçi kızım. Çok acıyor mu? Acımıyor. İki dikiş değil mi? Hı hı. Önemli değil. Bak. Harçlığına zam filan peşindeysen baştan söyleyeyim. Tam tersi. Ben artık harçlık almasam diyorum. Aha. Dın dın dın. Bir tuzak kokusu alıyorum sanki. Babacığım, diyorum ki ben part-time bir iş bulsam, Elif'le Deniz dükkanda sana yardım ediyor nasılsa, ben para kazanacağım bir işte çalışsam. Şaka mı? Hayır, ciddiyim. Hayır da nereden çıktı bu şimdi? Bak şampiyon, eğer harçlığın falan yetmiyorsa, yani bu ay değil ama önümüzdeki ay ben hallederim, söz. Babacığım, harçlıkla alakası yok. Ben artık annemle sana yük olmak istemiyorum. Bak şimdi ettiği lafa bak Sıpa'nın. Annen duysa var ya, yüreğini iner kadının. Aşk olsun. Buyurun Figen Hanım. Ben ikinci bir görüş daha almak istiyorum doktor bey. MR ve tahlil sonuçlarını alabilirsem. Tabii. İkinci bir görüş almak iyi bir fikir olabilir. Ancak vakit kaybetmeyin, olur mu? Bunu kızınızla bir an önce paylaşın. Tabii öncelikle durumu siz kabullenmelisiniz. Kabullenmeyeceğim. Ömer abime selamlar. Aleykümselam. Afiyet söylerim, olsun. Sağ olun. Para kazandınız mı bakayım? Fena değil. Yani eleman iyi eleman da bizi bırakıp başka bir işe geçecekmiş. Nasıl yani? Yani ben diyorum ki part-time bir iş bulayım. Hem size yük olmam hem de Hande ile konuştuk bugün.
Okulun yakınlarında uygun fiyatlı kiralık bir ev bulmuş. Yol çilesi de yok. Hemen okulun dibinde. Ben de düşündüm ki biz Hande ile beraber kalabiliriz. Yani tabii siz izin verirseniz. Bakarız canım. Depozito istemiyor ev sahibi. Güzel. De. Şu anda bir sık boğaz etme olur mu şampiyon? Peki. Yalnız tek bir şeycik daha söyleyeceğim. Fiyat çok uygun olduğu için hemen haber bekliyormuş. O zaman hayır. Cevabımız hayır. Tamam. Aşkım. Ben çok yoruldum bugün. Başım da çok ağrıyor. Böyle sıkıştırılmak iyi gelmedi bana. Tamam. Demek ki sonra konuşacağız. Yani şu anda bir karar vermemiz gerekmiyor. Anlaştık? Anlaştık. Anlaştık. Güzel. Ben annenin bir ağrı kesici verip geliyorum. Sen şunlarla ilgilenir misin? Cihan'ın saçları mı bunlar? Berberden mi aldın? Verin benim güzel kızımın saçlarını. Yoksa dağıtırım burayı, basarım iğneyi falan mı dedin? Ah be aşkım. Ah benim güzel karım. Sen de hazır değilsin değil mi Cihan'dan ayrılmaya? Değilim. Ama sen değil miydin Muzo, bizim sevinmemiz lazım, kızımız büyüyor, hayatı daha yeni başlıyor diyen? Yanılmışım. Sana bir şey söylemem lazım. Söyle aşkım. Söyle, dünyanın en güzel annesi, söyle. Daha Cihan'a böyle sinirlenmeme, böyle sert çıkmama izin verme, olur mu? Araya girip bir şey yap. Sustur beni. Üzmeyelim kızımızı. Olur mu? Anlaştık. Bir de imza atalım altına. Thank you.
Anne. Özür dilerim. Akşamüstü için. Ev meselesiyle ilgili çocuk gibi tutturdum saçma sapan. Ben de biraz abartmış olabilirim tepkimi. Yok yok, sen haklıydın. Her zamanki gibi. Ben biraz fazla heyecanlandım sadece. Hem her şeyi hemen yapmam gerekmiyor ki. Daha hayatımın çok başındayım. Çok vaktim var. Değil mi anne? Öyle tabii. Ama şimdi uyumak için çok vaktin yok. Hadi git yat. Sen daha çalışacak mısın? Ben de yatacağım birazdan. İyi geceler. İyi geceler. Nerede benim uyku öpücüğüm? Beni buldu. Gitar çaldığını bilmiyordum. Uzun zamandır mı çalıyorsun? Yok, çalabildiğim tek parça o. Yani gitarla çalabildiğim. Ben bateristim aslında. Hadi ya. Tabii bateriyi yanında taşıyamayacağına göre. Abim çok iyi gitar çalardı. Bıraktı mı? Hayır, öldü. Geçtiğimiz bahar. Ben çok özür dilerim. Hatırlatmak istemezdim. Yo, çok abartılıyor bu iş bence. Yani insan doğar, yaşar, ölür. Hem ölüm niye var? Yaşadığını anla diye. Anla da ne istiyorsan onu yaşa. Sen ne istiyorsun? Ben mi? Bu hayatta. Bilmem. Yok, bütün hayatını sormadım. Şu an ne istiyorsun? Derse yetişmek. Mantıklı. Of. Hop. Hadi sen gelmiyor musun? Ben dersteyim zaten. Veterinerlik tarihi çalışıyoruz da arkadaşlar. Mekan büyük. Akşam az insan gelirse bayar bu parti, söyleyeyim. Hem mekanda olsun, herkes güzelliğimi görsün diyorsun, öyle mi? Bir iltifat mı bu yoksa? Yok. Aklından geçen yüzünden okunuyor. Hande, ne haber? İyidir, senden ne haber? İyi, nasılsın? Akşam partiye geliyorsunuz değil mi? Parti mi? Nasıl ya? Her yerde afiş var, haberin yok mu? Aa, o bu akşam mı? Tam da bu akşam. Ama Cihan'a da söyle. Tamam, tamam. Sen de? Bence kendin söyle. Cihan, gel gel. Günaydın. Günaydın. Ha, çeneye ne oldu? Ha, önemli bir şey değil ya. Düştüm sadece. O zaman süper. Akşam sömestr partisi var. Geliyorsun, koçun emir. Peki, tamam. Kaytarmak yok. Saçlar çok güzel olmuş bu arada. Saçlar da çok güzel olmuş bu arada. Dedi, değil mi onu? Dedi canım, dedi. Akşam gidiyoruz. Kesinlikle gidiyoruz akşam. Kadife'den yeleğim. Seni sevdim melek. Nereden geliyor bu neşe? Kadife'den. Ya şunu Şahan'ın eline bakar mısın?
Ne oldu? Neyin var senin? Uyuyamadım. Suna abla. Hı. Bankada seni soran bir amca var. İlacını verecekmişsin. Geldim. Alo. Nörolojik Bilimler Enstitüsü mü? Hı. Profesör Azmi Biler'den randevu alacaktım. Hı hı. Tamam. İyi günler. Profesör Azmi Biler'den randevu alacaktım. Bekliyorum. Alo. Evet. Azmi Biler için. Evet. En yakın hangi tarihe randevu alabiliyorum? 2 ay sonrasına mı? Ne demek 2 ay sonrasına? Ya nasıl kapatırsın ya? Nasıl kapatırsın? Figen'cim, bir şeyin mi var senin? Ne oldu? Muzo'yla evde bir şey mi oldu ha? Hayır, olmadı. Emin misin? Senin yufkacı hala kulak memesi kıvamında mı? Çocuklar, tabii. Cihan üniversiteyi kazandı, aklı bir karış havada. Anneye kök söktürmece değil mi? Bu mu? Üniversiteli kız afra tafra mı yapıyor annesine yoksa? Yapmıyor Suna. Bu hasta. Çok hasta. Şimdi bunları giyeyim, tamam mı? Altına bir spor ayakkabı, bir de küpe. Yok ya, şu şey var ya bir tane senin soluk gri koşuda giydiğin tişörtün. Onu mu giysen diyorum acaba? Ya kızım, ya Ali seni partiye davet ediyor. Ve sen böyle inşaat işçisi gibi mi giyineceksin? Asla böyle bir şeye izin vermiyorum. Çekil, çekil, çekil. Dur bakayım. Elif'in o. O da Elif'in bana doğum günü hediyesi de giymiyorum diye kızdı, geri aldı. Ya ben diyorum ki acaba Elif'le mi arkadaşlık etsem? İşte. Hey, onlar da Elif'in. Tamam karışma, ben söylerim ona. Ay batırdın anne. Yani her güzelliğin bir bedeli var kankicim. Yes. Dur bekle. Gel buraya. Ay, ay Hande. Hande ben hayatta böyle gitmem. Yeter ama. Al bakalım. Aldım randevuyu. Bizim Nesrin vakfın sekreteriyle arkadaşmış, oradan kurdum bağlantıyı. Ne zamanmış randevu? Hemen bu akşam Maltepe'de mesai dışı görecek seni. Bu akşam mı? Eyvallah. Senin sayende. Çok sağ ol. Muzo ne diyor? O da sarsıldı tabii değil mi? Yok. O hala mutlu. Söylemedin mi yoksa? Söyleyemedim. Kendime bile söyleyemiyorum ki. Abi, DJ yıkılıyor mu yoksa bana mı öyle geldi? Evet, acayip bir sistem getirmiş. Güzel. Geçer. Kim neyi geçiyor? Yine spor mu konuşuyorsunuz siz? Bir nevi. Ne oldu? Kal geldi sana.
Kapıdan girene bakıyorum ama 12'den girdi. Kalbimden vurdu. Şu anda bu tarafa doğru geliyor. Beyler tanıştırayım. Kızlarla aynı lisedeydik. Şimdi de bizim üniversiteyi kazandılar. Cihan. Ersin ben. Memnun oldum. Memnun oldum. Cihan. Aha ben de memnun oldum. Memnun oldum. Hande. Ersin. Aha ben de. Hande. Memnun oldum. Ne çok insan var. Göz gözü görmüyor. Farkında değilim. Benim de gözüm senden başkasını görmüyor. Sen bu kadar güzel miydin ya? Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Hadi gel. Doktor Onur Bayram teşhisinde hata olmadığını söyledi. Ama eminim ki siz yeni bulunmuş tedavi imkanları biliyorsunuzdur, değil mi? Nörolog olduğumdan beri bu hastalık üzerine araştırma yapıyorum. 40 yılı aşmışım demek ki. Ama şu ana dek bu hastalığı tedavi edebilecek bir yol bulamadık. Peki yurt dışında? Orada da durum aynı ne yazık ki. Hocam kızım kurtarın ne olursunuz. Neye mal olursa olsun hiç önemli değil. Ne bileyim belki bir test edilen ilaç vardır, bir cerrahi uygulama vardır. Ne olursa. Sizi boş yere umutlandırmak istemem. Elbette ki yeni tedavi yöntemleri bulunacaktır. Ama ne zaman bunu bilemeyiz. Gerçekten başka hiç yolu yok mu bunun? Size önerim, bir an önce bu hastalıkta nasıl yaşanacağını öğrenin. Umudunuzu yitirmeyin, kızınızın yanında olun. Onun en büyük desteği sizsiniz. Doktor Onur Bayram, nörolojideki en iyi öğrencimdi. Ve hala da alanında en iyilerden biridir. İyi bir doktorunuz var, onun tavsiyelerini dinleyin. Unutmayın ki, gerçeği yok saymanın size bir faydası olmayacaktır. Kızınıza da bir an evvel söylemelisiniz. Şu erkekler ne kadar salak ya. Niye ki? Partinin en güzel kızı. Bir köşede tek başına. Soda içiyorsa. Bu işte bir salaklık var demektir. Tam olarak hangi kızdan bahsediyoruz acaba? Güzel soru. Senden. Ben olamam ki. Ben soda içmiyorum. O zaman dans.
yakınmış eviniz? Ben sana söylemiştim. Aramızda bir sokak var. Ben Hande ile inebilirim diye. Hı hı. Ama beceriksizim. Yok yok, senden değil. O sevdiğimi kolay kolay bırakmaz. Takılıyor takılıyor arada. Dur ben sana yandım. Benim gibi bir sakarla aynı arabada olman çok tehlikeli. Bence ben bir an önce ineyim. Bence devam edelim. Yola mı? Devam edelim. Ne dersin? Ne derim? Benimle sevgili olmaya. Ali, bak eğer evet dersen... Şu andan itibaren sana sevgilim diyeceğim. Bekliyorum. Mesela şöyle. Sev... Sev. Evet. İşte bu sevgilim. Saat çok geç olmadı mı? Kaç oldu saat? Ayrılık vakti geldi deme bana. Ya ama ben benimkilere söz verdim. Öyle mi? İyi tamam, ne yapalım? Bize de yarını iple çekmek kaldı artık. Bekle. İyi geceler sevgilim. İyi geceler. İyi geceler. Sonra bütün gelişmelerden önce benim haberim olacak. Söz anne. Aldım sözümü. Çıkma teklif etti. Sana nasıl olmuştu? Sen neler hissetmiştin? Anlat anne, daha çok anlat ne olur. İleride bana ne olacak çok merak ediyorum. İyi ki benim annemsin. İyi ki beni sen doğurmuşsun. Seni çok seviyorum. Sözümde duruyorum bak. İlk sana söylüyorum. Senden hiçbir şey saklamayan bu kızını çok sev, olur mu? Ay çenem düştü benim. Öptüm seni. Aşkım be. Yani gündüzleri iyi tamam da
Keşke mesaiden sonra kalmasa şu hasta ziyaretlerimiz. Papatyama papatya çayı. Çok çalıştırıyorlar benim güzel karımı, çok. Çok mu varmış Mesut amcanın durumu? Bu arada Mesut'u değil mi hastanın adı? Hastaneye falan mı yatacak yoksa? Aşkım. Ben sana bir su getireyim. Cihan'ın hastalığı... beyincik dejenerasyonu. Neymiş? Beyincik dejenerasyonu. Of, isme bak. Üf. Vücudu yavaş yavaş kontrolden çıkacakmış. Hareketleri dengesizleşecekmiş. Yapma ya. Zavallı adamcağız. Hayır. Cihan. Beyincindeki sinir hücreleri azalıyormuş. Şimdi anlamadım. Beyincik dejenerasyonu. Bizim kızımız. Bizim kızımız. Yürüyemeyecek. Ayakta bile duramayacak. Er ya da geç tekerlekli sandalyeye mahkum olacak. Ne diyorsun sen ya? Kim söyledi bunları? Doktor. Peki tamam. Tedavi? Tedavi edilecek değil mi? Yani ilacı mileci vardır elbet. Alır kullanır. Ha? Ameliyat. Ameliyat olur. O zaman kalkar ayağa. Tedavisi yok. Günaydın. Babacığım, dün akşam izin verdiğin için çok teşekkür ederim. Bir şey değil kızım. Günaydın. Günaydın. Bana da günaydın. Sana da günaydın prensesim. Deniz ablacığım, sen şu reçelleri götür sofraya. Benim prensesim de ekmekleri götürsün. Baba, biliyor musun? Bizim okulun şahane bir basket sahası var. Bir sandalye vakit buldukça gidip oynuyoruz. Hatta ne konuştuk? Hafta sonu bize gelecek, bahçede hep beraber maç yaparız. Yani siz ikiniz, ben tek. Ne dersin? Baba? Olur kızım. Bitecek o yumurtalar. Oğlum sen de otur. Hayatta yemek yendiği nerede görülmüş? Günaydın. Günaydın. Allah Allah.
Üstümüz de geldi. Al bakalım gudik. Küçük olmak lazımdı vallahi ya. Bütün servis bıdıklara, Cihan'a hiçbir şey yok tabii. Şampiyon öyle şey olur mu ya? Sen benim bir tanemsin. Acıyor Bir tanen olamaz bir kere. Çünkü ben varım. Olmadı Eda var. Üç kızız burada yani, öyle değil mi baba? Deniz. Niye öyle söylüyorsun güzel kızım? Babam biraz Cihan'la ilgilendi diye. Hanginiz ayırt etti şimdiye kadar? Tamam. Benim de birazcık ilgiye ihtiyacım var. Daha doğrusu zam almaya ihtiyacım var. Anlaşıldı. Açlık konusu bende. Ya yapmasana. Deniz! Bir şey de tanrına bırak. Elif, Deniz, hadi ablacığım okula geç kalıyoruz. Eda, ben seni de Kadriye ablaya bırakalım prensesi. Günaydın. Sen buldun mu bakalım? Niye bulacaktım ya? Kolay yoldan para kazanmanın yolunu. Otobüste bir amca anlattı da anlattı. Şimdiki gençler sadece kolay para kazanmanın yoluna bakıyorlarmış. İşe güce hiç değer vermiyorlarmış. Ama dedi, ben bu gençlerin sıkıntısını da anlıyorum, çözümünü de biliyorum dedi. Neymiş? Duyamadım ki. Durak geldi, indim. Ama dedim ki zaten duymasam da olur. Mahir kesin biliyordur. O her şeyi bilir çünkü. Cihan. Nasılsın? Günaydın. Günaydın. Nasılsın sevgili? Yeni çocuk. Biz tanışmadık değil mi? Tanışmadık. Vaktin var mı? Çok iyi bir kahvaltıcı biliyorum. Gidelim mi? Var. Hadi. Nerede? Kızınızı yarın kontrole bekliyorum. Bundan sonra hastalığın ilerleyişini düzenli olarak takip edeceğiz. Onun şikayetlerine göre ilaç dozlarını ayarlayacağız. Sizinle fizik tedavi işini konuşmuştuk değil mi? Evet, konuştuk. Fizik tedavinin amacı bedeni güçlendirmek, dengede durmayı öğretmek ve yetilerin kaybını yavaşlatmak. Muzaffer Bey, sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok, ben anlamıyorum. Şu anda burada, bu odada bunları niye konuşuyoruz, ben anlamıyorum. Onur Bey, benim kızım bomba gibi. Hep öyleydi. Bebekliğinden beri. Aşkım, hatırlamıyor musun ya? İki dakika yalnız bırakamazdık biz Cihan'ı. Oraya zıplar, buraya tırmanır, ağaçtan ağaca. Bak ondan, bak ona. Ama siz... tekerlekli sandalye diyorsunuz. Yok, bir şeylerin kaybı diyorsunuz. Elini kolunu oynatamayacak diyorsunuz. On yedi be. Daha 17'sinde Cihan. Daha yeni bahar geldi benim kızıma. Yani bunları nasıl söylüyorsunuz, ben anlamıyorum. Thank you.
Ya Allah'ını seversen dur nefes alayım, dur. Dönelim mi hastaneye? Yok, iyiyim ben, bir şeyim yok. Bir şeyim yok, iyiyim. İyiyim, bir şeyim yok. Keşke benim bir şeyim olsaydı, kızımıza bir şey olmasaydı. Muzu sus, ne olursun söyleme bir şeyler. Ben kızımızı her şeyden korumaya hazırdım Figen, her şeyden. Küçükken yatağının altında diye tutturduğu canavarı alt etmiştir ilk. Peki bunu nasıl alt edeceğim ben? Bu canavarı nasıl alt edeceğim? Nasıl olacak? Nasıl koruyacağım kızım bu lanetten? Bilmiyorum. Ama böyle kendine koy vererek değil. Nasıl söyleyeceğiz Cihan'a? Ben böyle bir şey söyleyemem ki. Sofraya gelecekler birazdan. Elif kestin mi ekmekleri? Kestim. Aferin. Abla kaşıkları yerleştirdim. Doğru tarafa yerleştirdin mi? Öğrenmiştir artık Elif. Kaşıklar sola. Hadi limonları çöpe atın. Tamam. Al sen şunu götür hadi. Sen şeyi peçeteyi al, ben de çorbayı getiriyorum. Hadi artık kızlanalım tamam. Birazcık. Aa annemler geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Masayı hazırladık, salatayı yaptık, yemekleri ısıttık. Cihan ablam börek bile yaptı. Ben olmasam yanıyordu o da. Evet, bu kahramanlar olmasa zor yapardım. Gerçi biraz zor da ikna ettim ama yaptık valla. Anne baba size ne güzel sürpriz yaptık değil mi? Evet kızım çok güzel. Evet de. Tatlı eksik ve ben biliyorsunuz tatlısız yapamam. Tatlı niyetin acaba bu dik seni mi eksik bu akşam? Hadi geçin sofraya börekleri getiriyorum. Hadi oturun ben geliyorum. Deniz, gel. Yardım edeyim mi kızıma? Oturup dinlen anneciğim sen. Cihan. Ay dağıttım ben bunu. Efendim? Check-up raporun çıkmış. Yarın alacağız. E sen bakmışsındır internetten sonuçlara. Ne diyor rapor? En altta son cümle. Öyle bir cümle falan yok. Uzun uzun yazıyor. Anne. Hı. Benim sana söyleyecek bir cümlem var ama. Ben mutluluktan ölüyorum. Yani ben hayatımda hiç öyle... Yani böyle nasıl anlatsam? Hani ben hiç böyle güzel bir şey hissetmemiştim. Ali mi? Bana büyümenin bu kadar güzel bir şey olduğunu söylememiştin anne. Şu anda kendime kilometrelerce yol koşabilecek, yüzlerce kitap okuyabilecek, milyonlarca sözcük söyleyebilecek kadar güçlü hissediyorum. Hatta ben
Bütün kupa maçlarını kazanırım şu an. Okul güme gitti desene. Yok ya da vazgeçtim. Basketle vakit kaybetmeyeceğim. Okulu bitirip yurt dışına gitmek bu kesin bence. Hatta ikinci okulu felsefeden bitirip çift dal yapmak. Şimdi sen şu çift dala dalmadan yarını unutma da hastaneye kontrole gideceğiz güzel kızım. Anne. Ama ben yarın Ali ile buluşacaktım. Check-up raporunu almaya gideceğiz ya hastaneye, doktor görecek. Anne sen bakmışsındır rapora. Söyle işte kısadan ne diyor rapor? Ya bir şey demiyor aslında ama denge sinirlerinde hasar varmış. İlaç tedavisi sadece o kadar. Ha bunu diyorum işte, biliyoruz artık. Gitmeyelim yarın hastaneye. Kızım ilaç diyorum. Doktora görüneceğiz ki ilaç yazsın değil mi? Hem kontrol de etmesi lazım seni. Aa, ama şimdi başlatma şimdi Ali'nden. Anne, babam duyacak. Ya usta! Nerede kaldı şu meşhur börek? Geldi. Geldi börekler. Peki. Tamam. Oturabilirsiniz buyurun. Kan tahlili isteyeceğim sizden. Bu arada tekrar düştün mü hiç? Bir dengesizlik falan? Yok, düşmedim. Dengesizlik de olmadı. Konuşma zorluğu? Nasıl yani? Herhangi bir kelimenin telaffuzunda zorluk yaşadın mı hiç? Hayır. Görmede bulanıklık, öyle bir şey oldu mu? Rutin sorular bunlar tatlım. Sabah uyandığımda olmuştu ama yeni kalkmıştım. Yüzümü yıkayınca geçti. Not al olur mu? Bir defterin olsun, hissettiklerini, yaşadıklarını yazarsın. Peki ama acaba neden böyle bir şeye ihtiyaç var, ben pek anlayamadım. Acaba sen laboratuvara gidip kan işini mi halletsen ne güzel olur. Tamam. Hastalığı ne olursa olsun ilk adım hastayı hastalığı konusunda bilgilendirmektir. Anlıyorum. Kızınız çok akıllı. Her şeyi saklayamazsınız. Er ya da geç öğrenecektir diye düşünüyorum. Ay kaçıyor ya. Hastanede toplu oynamak yasak değil miymiş? Oynamıyorum ki. Kaçıyor elimden. Sen muayene mi olacaksın? Babama geldik. Halamla birlikte. Ama ona şimdi kontroller yapılıyormuş. Bekleyeceğiz. Peki o zaman bekleyene kadar bahçede beraber top oynayalım mı? Olur. Figen Hanım, söylemedikçe her şey sizin için daha zor olacak. Size soru sormaya başladığında ne diyeceksiniz kızınıza? Neler olacağını biliyoruz. Elimizde benzer vakalar var. Bilemezsiniz. Kimse bilemez. Herkese aynı şey olmuyor, olamaz da. Siz bir sağlıkçısınız. Tıp ne demektir size anlatmama gerek yok değil mi? Ben kızınızın doktoruyum. Vakti çok kıymetli. Ve bu vakti nasıl geçireceğine karar vermek onun hakkı diye düşünüyorum. Ben de onun annesiyim. Hop.
beceriksizi. Abla sen de mi hastasın? Yo, niye? Babamın da çenesi böyle olmuştu. Derin. Doktor bey geldi, hadi yav. Babanı odasına alacağız. Tamam. Kızım her yerde seni arıyorum. Şu ufaklıkla top oynuyorduk. Arkamı dönmeye gelmiyor. Hemen hemen top peşinde koşturuyorsun. Bağcığın açılmış. Hastalığım ne? Hiç. Senin hiçbir şeyin yok güzel kızım.